Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı hoş görürüz, yaradandan ötürü. Varmıştır farkına, yaratılanı yaradandan dolayı sevmenin gizemine, insan kalbi kırmanın en büyük günah olduğuna. Nefret ve çatışmaya asla yer yoktu onun dünyasında. İşte bu yüzden yüzyıllar boyu sevgi ve hoşgörü denildiğinde hep onun ismi geldi akıllara. Yunus Emre. Kaşınları.
yaşları başlarım ucunda, gece taşları ne söylerler, ne bir haber verirler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kesin olmasa da kaynaklara göre 1238 ila 1321 yılları arasında yaşadı. Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasında kalan Sarıköy'de doğdu. Bu Selçuklu Devleti'nin sonu, Osmanlı Devleti'nin yeni kurulduğu dönemdi. Moğol istilaları yoğun, Anadolu halkı huzursuzdu. Çaresizlik içindeki halka umut, yaşama sevinci verecek, manevi dünyalarına ışık tutacak gönül erlerine ihtiyaç vardı. İşte Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Geyikli Baba, Abdal Musa, Şeyh Edebali gibi gönül erlerinden biri de Yunus Emre'ydi. 13. yüzyıl insanının ruh dünyasına ferahlık verdi. Üstelik ölümsüzleşerek günümüze kadar bu etkiyi yaratmaya devam etti. Miskin Yunus hayran.
Yunus'un köyünde rençperlikle uğraştığı yıllardı. Bir sene çok kıtlık olmuş, Yunus'un fakirliği büsbütün artmıştı. Çevresindekilerin de yönlendirmesiyle nihayet birçok kerametini duyduğu Hacı Bektaş Veli'ye gidip yardım istemeye karar verdi. Çünkü Hacı Bektaş tekkesine gelenler geri çevrilmiyor, az çok mutlaka yiyecek bir şeyler verilip gönderiliyordu. Yunus da bu umutla yola koyuldu. Giderken sığırının üstüne bir miktar alıç koyup dergaha gitti. Pire niyaz etti, hediyesini verdi. Durumunu anlatıp bir miktar buğday istedi. Hacı Bektaş Veli ona lütufla yaklaştı ve birkaç gün dergahta misafir etti. Yunus geri dönmek için acele ediyordu. Dervişler pire Yunus'un acelesini anlattılar. O da buğday mı ister yoksa erenler nefes mi diye haber gönderdi. O buğday istediğini söyledi. Bunu duyan Hacı Bektaş tekrar haber gönderdi. İsterse o alıcın her tanesince nefes edeyim. Yunus buğdayda ısrar ediyordu. Hacı Bektaş üçüncü defa haber gönderdi. İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim. Yunus yine buğdayda ısrar edince yapacak bir şey kalmamıştı. Dervişlerine Yunus'un taşıyabileceği kadar buğday vermelerini söyledi. Yunus dergâhtan uzaklaştı. Yolda yaptığı kusurun büyüklüğünü anlayıp pişman olmuştu. Geri döndü ve kusurunu itiraf etti. Hacı Bektaş Veli ona senin kilidinin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik deyip eğitilmesi için Salihli yakınlarındaki dergaha gönderdi. Yunus bu cevabı alıp köyüne döndükten sonra aslında ilk adımını atmış oldu. Çağlar üstü ve bütün insanların gönüllerini ferahlatacak olan kimliğini kazanmanın ilk adımını. Yine geldi aşk elçisi, yine doldu meydanımız, yine teferruç yağsan soldu dört yanımız, yine yine kadehler sunuldu, esrik oldu bu canımız. Bir nicemiz Leyli oldu, bir nicemiz Leyli oldu, bir nicemiz Mecnun oldu, bir nicemiz Ferhat oldu, aşktan haber.
haber duyarız. Aşktan haber duyarız, aşktan haber duyarız, aşktan haber duyarız, aşktan haber duyarız. Bir neçemiz ferhat oldu aşktan haber duyanımız. Yar yar hak yar, yar 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 hak yar 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 hak 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 yar 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 hak yar 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 düşmüşük düşmüş idi kol kaldırdı birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu, dürüst oldu imanımız, dürüst oldu imanımız, 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 Yunus aşkı. Gerçeklere haber eyle. Mahrumların canı göyler, aşikar oldu pinhanımız, aşikar oldu. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Er odur ki alçak dura, ayık odur ki yola vara. Göz odur ki hakkı göre, gündüz göresi göz değil. Yunus burada insan kalbi kırmanın en büyük günah olduğunu, o zaman yapılan ibadetlerin bu yüzden amacına ulaşmayacağını anlatmak ister. Zaten Yunus denince akla ilk gelen şey sevgi ve hoşgörüdür. Katı kurallara, nefrete, çatışmaya asla yer yoktur. Ne düşüncelerinde ne de şiirlerinde. Yunus Emre şiirlerinde özellikle insanın önemini vurgular. Tanrı, insan, varlığın birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, evren, ölüm, olgunluk, alçak gönüllülük, eli açıklık en çok işlediği konular arasındadır. Kimseye kin tutmayız, ağyar bile dosttur bize. Biz kimseye kin tutmayız, ağyar bile dosttur bize. Nerede ıssızlık var ise mahalle üşardır bize. Nerede ıssızlık var ise mahalle üşardır bize. Adımız biz
biz kindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Dünya haramsa haslara, lakin helalsa hamlara. O dünyayı dost tutmayız, o dünya mırdardır bize. O dünyayı dost tutmayız, o dünya mırdardır bize. Ya Hak deriz, dergahına yüz süreriz. Hakkı cemalde ararız, o gülü gülzardır bize. Hakkı cemalde ararız, o gülü gülzardır bize. Yüce Yaratıcı, sevgisinden yaratmıştır kamil insanı ve onun yaşayabilmesi için evreni. Bu nedenle insanı beden ve ruhtan oluşan iki ögeden meydana getirmiştir. Bazı insanlar bedensel tarafa önem vermiş, bazıları da ruha. Yunus, ruh tarafını tercih ettiği için ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Evvela
Yunus Emre Tapduk Emre dergahına uzun yıllar hizmet etti. Kendisine dağdan neden hep düzgün odunlar getirdiği sorulduğunda, bu dergaha odunun bile eğrisinin girmesinin doğru olmayacağını söyledi. Çevresindekilerden bu olayı Tapduk Emre'nin kızında gözü olduğu için yaptığı şeklinde yorumlayanlar vardı. Yunus bir dönem dergâhtan habersizce ayrıldı. Gezip dolaştı. Fakat Tapduk Emre ve ana bacının hasretine dayanamayıp geri dönmek zorunda kaldı. Yunus'un çevresindeki herkes şüphesiz ki onu sevemezdi. Onun üstünlüğünü sindiremeyenlerin arasında Molla Kasım adında biri vardı. Molla Kasım bir gün Yunus'un şiir defterini ele geçirdi ve sayfalarını yırtarak ırmağa atmaya başladı. Epeyce sayfayı yırtıp attıktan sonra, "Miskin Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir." sözleri onu irkitti. Ve bu sözler kalan sayfaları suya atmamasını, hatta günümüze kadar ulaşmasını sağladı. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Tapduk'un tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah. Sözleri Tapduk Emre dergahında yetişmiş, olgunlaşmış olduğunu gösterir. Ayrıca Anadolu'nun başka yerlerinde onun gönül dünyasının güzelliğinden istifade etmek isteyen binlerce insanın varlığını. Gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudretten izini geçtik elhamdülillah. Şol kudretten izini geçtik elhamdülillah. Meşeleri, bağları, şu karşıki dağları sağlık, sefalık ile açtı elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk, ayak idik, baş olduk. Kuru idik, yaş olduk, ayak idik, baş olduk. Havalandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Havalandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Uçtuk elhamdülillah. Şah illallah illallah. Uçtuk elhamdülillah. Şah illallah illallah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere. Halka Tapduk manisin saçtık elhamdülillah. Halka Tapduk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim.
atımıza yerlendi. Eşti gelhamdülillah, atımıza yerlendi. Eşti gelhamdülillah, eşti gelhamdülillah, şah illallah illallah. Eşti gelhamdülillah, şah illallah illallah. Hayru şer işledik, indik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah. Taptığın tapusuna kul olduk yapısın. Taptığın tapusuna kul olduk yapısına. Yunus miskin çiğidi, piştik elhamdülillah. Yunus miskin çiğidi, piştik elhamdülillah. Eşti gelhamdülillah, şah illallah illallah. Eşti gelhamdülillah, şah illallah illallah. Artık o ünü her geçen gün artan, velayet mertebesine ermiş bir gönül eriydi. Miskinlik ile gelsin, kimde erlik var ise. Merdivenden iterler, yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, daima yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Thank you.
yollar ne gibi? Gah coşarım senler gibi. Gel gör beni, aşk neyle? Gel gör beni, aşk Ölümden asla çekinmemişti o. Çünkü ölmeden evvel ölmenin sırrına, ebedi hayatın zevkine ulaşmıştı. Dünyanın geçici hevesleri onun için asla beklemeye değecek özlemler değildi. Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözün, yaş doldurmuş iki gözün. Bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun. Yunus Emre işte bu sözlerle geride kalacak olanlarla vedalaşmaya çalıştı. Mezarı bugün Eskişehir Sarıköy'de. İlk mezarının yakınından demir yolu hattı geçtiği için 1946'da yeni bir mezar ve anıt çeşme yapılmaya başlandı ve naaşı 1949'da buraya taşındı. Her ne kadar bedeni bu dünyadan yüzyıllar önce göçüp gitse de Yunus Emre insanların gönüllerinde ebediyete ulaştı. Ve o zaten ölmeden evvel ölmenin sırrına vakıftı. Dolusu seni nere koyam
benden içeri. Nereye bakar isem doğrusun, seni nereye koyam benden içeri. Benden içeri, benden içeri, benden içeri, benden içeri, içeri. Gandan içeri, hay hay gandan içeri. Ben vardır ben.